Buyurun. Evet, çok da merhabalar. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Esmen Küçük, adımı da yazayım. Bundan sonra aseptik uygulamaları dersini, neymiş? Aseptik uygulamaları dersini birlikte işleyeceğiz. Buradan hangi konuları işleyeceğiz, neler yapacağız? Sizler de 11. sınıf olduğunuz, özellikle pandemi döneminde bizim dersimizin güzelliği ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Biz burada arkadaşlar niye öğreneceğiz? Stilizasyonu öğreneceğiz. Özellikle şu pandemi döneminde bizim bilmemiz gereken, kendimize dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan dezenfeksiyon ve sterilizasyon öğreneceğiz. Bu sterilizasyonun içinde yer alan ilk konumuz bu olacak. Merkezi sterilizasyon ünitesini işleyeceğiz. Alanları ayıracağız. Orada hangi işlemlerin olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra asepsizdeki temel kavramları öğreneceğiz ikinci ünitemizde. Bunlar da işte daha çok aseptik teknikle nasıl çalışırken dikkat edilecek noktalar, hijyenler, el hijyeni, el yıkama çeşitleri, aseptik çalışmalarda kullanılan koruyucu bariyerlerden bahsedeceğiz. Artık koruyucu bariyerleri unutmuyoruz hepimiz. Kullanmak zorundayız. Günlük hayatımızda da artık kullanmak zorunda kaldık. O yüzden bunları öğreneceğiz. Daha sonraki üçüncü konumuz dekontaminasyon ve sterilizasyon. Dekontaminasyon, kontaminasyon bulaşma demek, bunları zaman öğreteceğim size. Dekontaminasyon ise temizlenmiş, sterilenmiş malzemeleri mikroorganizmaların bulaşmasına engel olmak. Ve daha sonra bu dekontaminasyonda paketleme, yani kullanacağımız malzemelerin paketlenmesi, hazırlanması, bu kuralları öğreneceğiz. Daha sonra biz sterilizasyonu hangi yöntemlerle yapıyoruz? İşte ısıyla mı, nemle mi, değil mi? Kuru havayla mı, yakmayla mı, yani alevden geçirme, flambaj mı yapıyoruz, süzmeyle mi ya da ışınlarla, hangisiyle yaptığımızı tek tek işleyeceğiz. Diğer ünitemize geldiğimizde fiziksel veya kimyasal maddeler kullanacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. İkinci ünitemizde dezenfeksiyondan bahsedeceğiz. Dezenfeksiyonda mikroorganizmaların nasıl öldürüleceğini, yok edileceğini anlatacağız. Daha sonraki en son konularımızdan biri de tıbbi atık. Yani hastanede kullanılan malzemelerin en son işlem bittikten sonra tıbbi atık malzemelerinin nasıl taşınacağını, nasıl imha edileceğini tek tek anlatacağız. Hangi paketlerin tıbbi atık olduğunu, hangi malzemelerin tıbbi atık olduğuna bakacağız. Evsel atıklar nelerdir? Bunları ne yapacağız? Tek tek işleyeceğiz. Arkadaşlar, size defter aldırmıyorum ama kitabınızın boş yerlerinde kendiniz not alabilirsiniz. Kenarlarına, kalemine, bir boşluklarına ne yapabilirsiniz? Eğer değişik şeylerden bahseder, kelime anlamlarını verirsem bir kenarına not olarak lütfen iliştirin, yazın. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi bugün ilk konumuz olan iyi yaşa, güzel yaşa. Güzel bir ömrün olsun. Merkezi sterilizasyon ünitesi. İlk konumuz, adımızı silelim, adımı öğrendiniz. Esmen Küçük dedik. Katılım var mı hocam? Hocam toplam 36 öğrencimiz var. Bütün sayı zaten o kadar mı? Neden katılım az çocuklar? 11 oldunuz diye değiştiniz mi? Hayat mı değişti? Lütfen derslerimize düzenli katılın. Evde bomboş durmaktansa bir şeylerle uğraşmak her zaman iyidir diyoruz.
Şimdi merkez sterilizasyon ünitesi arkadaşlar hastanede kullanılan bütün malzemelerin toplanıp şimdi dispersible şu kelimeyi yazayım da onu öğrenin. Dispersible diyoruz. Bu kelimeyi lütfen herkes kitabının kenarına not olarak alsın. Dispersible tek kullanımlık demek. Neymiş? Dispersible tek kullanımlık demek. Şimdi biz merkezi sterilizasyon ünitesine tek kullanımlık malzemeyi götürdük. Zaten o atılıyor diyoruz. Merkezi sterilizasyon ünitesine tekrar kullanılacak malzemelerin mikroorganizmalardan arındırılması için toplanıp getirilip teslim edilip steril edildiği alana biz merkezi sterilizasyon ünitesi diyoruz. Dispersible'ı yazdınız eminim. Bunun sürekli geçtiği zaman ben sorarım size, lütfen dikkatinizden kaçmasın. Bugün konumuz neymiş? Merkezi sterilizasyon ünitesi. MSÜ. Bunlar arkadaşlar ne dedik? Kullanılan malzemelerin tekrar steril edilmesi için yani dezenfeksiyon ve sterilizasyonun yapıldığı alan diyoruz. Bu daha çok hastanenin daha hastanede kendi başına bir birim olarak düşünür ama hastaneye bağlı olarak çalışıyor. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak olması gerektiğini unutmayın. Yani polikliniklere yakın olmayacak. Mümkünse ameliyathanelere daha yakın bir alanda kurulması gerekiyor diyoruz. Şöyle burada çizilmiş ama onu çizelim mi? MSÜ'nün alanları. Şöyle bir alan düşünün çocuklar. Yalnız merkezi sterilizasyon alanının giriş ve çıkışları farklı olmalıdır. Şuraya ne diyelim? Giriş kapısı diyelim. Evet, malzemeler arkadaşlar belli bir yerden verilecek. Giriş çıkış kapısı diyelim. Şurayı steril alan. Burası hemen temiz alan. Şurası neydi? Kirli alan. Şu kısımda destek alan. İyi çizemedik ama siz düzeltin. Destek alan. Merkezi sterilizasyon ünitesinde arkadaşlar kirli malzemenin verildiği yer farklı. Burada şöyle düşünün. Başka kalemle çizelim. Malzeme buradan verildiyse gidiş. Kırmızı kalem görünmüyor değil mi hocam? Ekranda. Çok kalem hocam. Çok az gözüküyor. O zaman maviyle yapalım. Maviyle yapalım. Değişik dursun. Demek ki çocuklar şöyle şu tarafa doğru. Yani malzemenin gidiş yolu böyle olmalı. Kirli alandan daha sonra temiz ve sil alan deyip buradan dışarı verileceği alan olarak görüyoruz. Anladık mı? Yani merkezi sterilizasyon ünitesi kurulduğu zaman ne yapılacak? Bir malzemenin gidiş yönü var diyoruz. Bu ünitede malzemeler kirliyken daha sonra
temizlenerek geriye temiz alana ve sil alana geçecek şekilde olmalı diyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Merkezi sterilizasyon ünitesinin ana faaliyetleri nelerdir? Değil mi? Orada hangi faaliyetler yapılıyor? Bir bakalım. Kirli alet ve malzemelerin teslim alınması. Yani buraya geliyor, burada teslim alınıyor. Alet malzeme transfer arabalarının temizliği. Yani getirdiğiniz arabaların bu alanda neyi yapılıyor? Temizliği yapılıyor. MSÜ diyorum, kısaltayım artık merkezi sterilizasyon ünitesi yerine. Geri dönen aletlerin gruplanması, sınıflanması ve sıralanması yapılıyor. Demonte etme, temizlik ve kurutma. Şimdi arkadaşlar bir aleti değil mi monte etmek ya da onu söküp bütün aralıklarının da steril olmasına dikkat edilmesi için demonte etme, temizlik ve kurutma işlemi yapılıyor. Ayrıca temizlenmiş tıbbi cihazların, aletlerin işlevsellik ve temizlik kontrolü yapılacak. Monte etmek, paketlemek. Biraz önce de monte ettik değil mi? Söktük aleti. Ne yaptık? Her yerinin steril olmasına dikkat ettik. Daha sonra bunu ne yapıyoruz? Monte ediyoruz ve paketliyoruz. Ayrıca sterilizasyon yapılmalı. Sterilizasyonu ben size daha sonra öğreteceğim ama ilk başta MSÜ'yü işleyelim. Evet. Steril paketlerin soğutulması. Çünkü biraz önce ne demiştim? Isıyla sterilizasyon yapıldığına göre o paketler sıcak çıkacağından ne yapıyoruz? Soğutuyoruz. Steril alet ve malzemeleri depolaması. Yani tekrar teslim edilinceye kadar, oradan talep edilinceye kadar nedir? Depolanması gerekiyor. Siparişlerin transferi. Mesela açılıyor. Bize şunlar, şu malzeme lazım dediğinde oradan ne yapılıyor? Siparişlerin transferi yapılıyor. Kalite kontrol yapılmalı. Ayrıca aletlerin ve cihazların bakım ve takipleri yapılıyor. Kayıt tutma yapılıyor. Yeni sarf malzemelerini temin ediyoruz. Yani kullanacak malzemeleri talep ediliyor. Onlar... Hocam Gören şöyle demiş, bu işleri yapan kişiler kimler? Bu daha sormuş da. Bu işleri yapan sizlersiniz çocuklar. Şimdi merkezi seviyoruz. Yani götürüp oraya teslim etmek. Diyelim ki size şeye verdiler, merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışıyorsanız bu malzemeleri kontrolü, geçişini sağlamak, bunları takip etmek de sizin işiniz oluyor. Yani steril etmesini sağlamak orada değil mi? Bunları kontrol etmek, ameliyat malzemelerinin kontrolünü sağlamak tabii ki sizin olacak bu iş, başkasının olamaz. Siz o bölümde de çalışıyorsunuz. Her bölümde çalışma şansınız var arkadaşlar. Yani burada bu olayı görürken ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama siz nedir orada? Kimler çalışıyor? İdeal bir, bak söyleyelim. MSÜ'de yapılandırma işleminde deneyimli mimarlar çalışıyor. Mühendis çalışıyor. Teknik elemanlar çalışıyor. Yarı sıra hastane idaresinden idareci, doktor, hemşire gibi bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip öneri sunabilecek elemanlar bulunmalıdır. Anladın mı arkadaşlar? Tabii ki bunun yanında yardımcı elemanlarımız da mevcut diyoruz. Arkadaşlar malzeme akış yönünü belirlemiştik. Biraz önce ne demiştik? Biz malzeme nereden? Kirli akış yönümüz var. Burada baktığımızda nereye doğru? Temiz alana, kirli alandan temiz alana doğru bir malzeme akışı var diyoruz. Evet. MSÜ'de bulunan alanlara bakalım neler varmış. Bunlar yalnız renklerle de birbirinden ayrılmıştır diyoruz.
Tabii ki bu sizin sınav sorunuz olacak. Şimdi renkleri de yazdığımda ne diyeceğim size, MSÖ'deki alanları ve renkleri yazın diye bir soru yönlendirdiğimde siz ne diyeceksiniz? Orada kirli alan, destek alan, destek alanı, temiz alan ve steril alan diyeceksiniz ve renklerini yanlarına yazacaksınız. Şimdi kirli alan arkadaşlar rengi ne? Kırmızı. Siz bunu hemen kitabınızın bir kenarına böyle not alın. Ne yapıyoruz? Destek alanlarına sarı renk veriyoruz. Birbirinden ayırmak için ne yaptık? Temiz alanda neymiş? Mavi. Steril alanımızda arkadaşlar yeşil renk. Şöyle çıkayım, burayı görüyorsunuzdur. Neymiş? Yeşil alan. Şimdi ne yaptık? Bir akış yönü var dedik, malzemelerin gidiş yönü ve bu alanlar renklerle belirlenmiş birbirinden ayırabilmek için. Kirli alanımız kırmızı, destek alanımız sarı, temiz alanı mavi renkle belirledik ve yeşil alanda ne diyoruz arkadaşlar? Steril alan diyoruz. Siz bunu çizin lütfen. Çayım yalnız. Çizmişler mi hocam? Ben sileceğim çünkü. Yazsın mı hocam? Yazın lütfen. Eğer çizdiyseniz ne yapıyoruz? Bir akış yönümüz var. Merkezi sterilizasyonu. Onu çizdim hocam demiş. Çok güzel. O zaman biz de ne yapalım? Burayı silelim. Açıkçası bu tahta artık şey olmuş. Şimdi çocuklar bakalım kirli alanda neler yapılıyormuş. Evet, kirli alanda siltisi bulunmuş aletlerin ünite kabul edildiği, alet ve malzemelerin sınıflandırıldığı, temizlendiği ve dekontamine edildiği alan. Şu kelimeyi yazın çocuklar. Kelime yazın. Hemen yanına da şu. Kontamine. Kontamine nedir arkadaşlar? Bulaşma demek. Kontamine bulaşma demek. Bunu unutmayın. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Seriliği bozulmuş aletlerin, ülkeye kabul edildiği alet ve malzemelerin sınıflandırıldığı, temizlendiği ve dekontamine edildiği, yani bulaşmış aletler üzerindeki kirlerin atıldığı, dekontamine edildiği alanda ortamda bulunan mikrobik ve parçacık kaynaklı kirlilik muhtemelen yüksek düzeyde olacağı için çevredeki kirleticilerin kontrol edilmesi ve bu alanın düzenli olarak temizliğinin, dezenfeksiyonunun yapılması gerekir diyoruz. Ayrıca dekontaminasyon alanı işlem bölümünün bütün öteki alanlardan fiziksel olarak ayrılması ve girişinin ayrı bir servis koridoruna olmalıdır. Yani kirli alana kesinlikle diğer alanlarda birbirine temas etmesine engel olacak şekilde düzenleniyor ve ne yapılıyor? Bütün malzemeler orada, mikroorganizmalar
temizlendiği için oranı sıksa dezenfeksiyonun yapılması gerekiyor diyoruz. Ve servis koridorunun da aynı olması gerekiyor diyoruz. Arkadaşlar dekontaminasyon, mensürü ay atık ve kirlerin bertaraf alanı, alet teslimatımız ve sıralama alanı. Şimdi kirli alanda biz bunları yapıyoruz. Alet teslim alma, kontrol ve kayıt masası. Arkadaşlar servisine gelen malzemeleri lütfen yazılı, daha önceden yazılı. Ben şu servisten geliyor, getiriliyor. Şu aletler teslim edildi, şu tarihte teslim edildi diye ne yapıyoruz? Teslim ediyoruz. Aletleri o karşıdaki kişi ne yapıyor? Teslim alma, kontrol ediyor. Çünkü sana diyelim ki iki tane malzeme getirdi ama sen bile üç yazdığında o diğer malzemeyi daha sonra temin etmek zorunda kalırsın. Bunlara dikkat ediyorsun, kontrol ediyorsun. Ben üç verdim der, iki getirir. Onun için malzemeleri nedir? Sayarak teslim alıyorsunuz. Manuel alet ve malzeme yıkama alanı. Manuel dedi yani gelen malzemenin elle yıkandığı bölüm. Bunlar küvet ve tezgah bulunacak. Hava ve su tabanca sistemleri bulunacak. Ultrasonik yıkama cihazı. Ultrasonik yıkama cihazı. Ne demek bu arkadaşlar? Hadi siz ultrasonik nedir bana söyleyin. Evet, otomatik yıkayıcıların alanı. Bir de çift kapılı yıkama makineleri olmalı diyoruz. Bunlar paketlenecek ve buna benzer malzemeler kimyasalların depo alanı. Siz şey söylemediniz bana, ultrasonik nedir? Var mı cevap? Gerçekten mi bilmiyorsunuz? Beni çok bilmiyorsunuz. Arkadaşlar sonik ne demek biliyor musunuz? Ses demek. Yani yüksek ses dalgalarıyla yıkama cihazı. Neymiş? Ses dalgalarıyla yüksek ses dalgaları, ultra yüksek demek. Yüksek ses dalgaları kullanılarak yıkama cihazı kullanılıyor diyoruz. Bunları bir kenara not alın. Ben bunları sorarım size sonra. Öyle hemen anlasıldı hocam. Anlattı. Biz de burada dinledik. Yok. Takip ediyorsunuz. Evet. Kontamine soru olarak gelir. Ultrasonik nedir diye sorarım. Personel koruyucu ekipmanların depo alanı el yıkama, lavabosu gibi bölümlerden oluşuyor. Manuel temizlik. Manuel temizlik. Manuel ne demek? Manuel. Yani otomatik bir cihaz değil ama elle yıkama demek. Manuel, elle yapılan işlemleri manuel diyoruz. Evet, manuel temizlik için kullanacak lavaboların derinliği, saçılma ve sıçramaların engellenebilmesi için 35 santimden daha az olmamalı. Yani şurada şöyle lavabo düşünün. Bunun iç derinliği 35 santimetreden az olmamalı diyoruz. Çünkü etrafa da sıçramasını, yani mikroorganizmaların etrafa sıçramasını önlemek için ne olması gerekiyor? Lavaboların derin olması gerekiyor diyoruz. Ayrıca lavabolar ikili planlanmalı. Lavaboların birinde manuel yıkama, diğer lavaboda durulama lavabosu olmalı. Yani bu lavabo nedir? Yan yana iki tane olmalı. Burada biz bu lavaboda yıkama yaparsak eğer, bunda da ne yapacağız arkadaşlar? Durulama.
derinlikleri yüksek olacak dedik. Etrafa mikroorganizmalar gitmesin, saçılmalar olmasın diye ne yaptık? En az 2 mikroorganizmalı. Evet. 2 dakikamız. Tamam. Arkadaşlar son durulama suyu mineralize olmalı. Yani distile su kullanılmalı. Şimdi ben size hemen demineralize nedir, distile su nedir bunu araştırıyorsunuz. Haftaya soracağım hocam bunları. Neymiş? Demineralize olmalı dedik, distile su kullanılmalı. Bunların kelime anlamlarını lütfen araştırıyorsunuz. Ben size hamuşlarım da yazmışlardım. Neymiş? Ebedi Rakı demiş ki, sağlıklı damıtma. Harikasın. Kim bu Ece? Benim. Hocam bizden kendi öğrendim. Evet, Ece'cim çok teşekkür ederim. Distile nedir? Sağ su diyoruz. Yani saf suyun içinde mineraller olmaz çocuklar. Artık sadece ne kalmıştır? H2O mevcuttur. Yani sadece sudur. Aferin. Bak bir ödev de olmadı. O zaman ben onları başka bir ödev bulayım. Kaç dakika var hocam? Bitti hocam dersim şu an. Şu anda dersim bittiyse ben onlara hemen ödev bulmalıyım. Arkadaşlar şu temel kavramlarda sterilizasyon ve dezenfeksiyonu ne yapıyorsunuz? Bir yere not alıp yazıyorsunuz. Ben sorduğumda hemen hocanıza yazıp vereceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dersin daha varmış. Sonra bir ders devam ederiz. Tamam. Ben niye bitirdim? Kafamda bitti. Çoğunlar o bir dersiniz varmış daha. O bir derse devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Merhaba çocuklar, ben biraz önce dersimiz bitti zannedip gidip ödevleri de veriyordum ama dersimiz daha varmış. Neyse hatırlattınız, teşekkür ederim. Şimdi biz bugün ne yapalım? Merkezi sterilizasyon ünitesini bir ders önce öğrendik. Şimdi bugünkü ikinci öğrenme faaliyetimiz asepsiye geçelim. Yalnız merkezi sterilizasyon ünitesi hastaların temel ünitelerinden biridir. Unutmayın. MSÜ'de çıkan malzemeler tüm bölümler tarafından kullanılmaktadır. İdeal olarak sterilizasyon işlemlerinin tek bir merkezden yapılması düzenli takip ve çalışma güvenliğini açısından önemlidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada temel kavramlar. Bunları lütfen siz de kendinize yanınızda bir defter kenara bir yere ne yapıyoruz? Bu kavramları lütfen yazıyorsunuz. Hep birlikte yazıyorsunuz. Çünkü yazdığınızda aklınızda daha kalıcı olacağına inanıyorum. Temel kavramlarımız var. Bunlardan ilki sterilizasyon. Siz de benimle birlikte yazın. Artık bu bizim neyimizi oluşturuyor arkadaşlar? Adınız, soyadınız gibi neyi bileceksiniz? Sterilizasyon ne dediğimde herkes bilecek artık. Onun için ilk kelimemiz ne? Sterilizasyon nedir bakalım. Arkadaşlar bunu ben önce tanımlayayım, ondan sonra da yazayım. Çünkü seslerim ağrıyor fazla şey yapınca. Diyoruz ki herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan tüm mikroorganizmaların sporları da dahil olmak üzere yok edilmesi işlemidir. Neymiş? Bir cismin, herhangi bir maddenin üzerindeki ya da içerisindeki tüm mikroorganizmaların yalnız sporları da dahil nedir? Yok edilmesi işlemine biz ne diyoruz? Sterilizasyon diyoruz. Şimdi
Efe sınıftan mı hocam? Bilmiyorum ki hocam, şöyle bakayım. Efecan. Şimdi ben ne istiyorum? Sporla, ya başka öğrencilerim de cevaplayabilir, aklıma o geldi şu anda. Nedir? Sporları da dahil dediğimde, o kelimeyi siz bulun, bana lütfen yazın. Sporları da dahil ne demek istedim? Şimdi sivilizasyon tanımını yazıyorum. Siz de defterinize bir köşeyi tekrar edin. Hocam kitabımda var, kavramını istemiyorum. Herkes yazsın. Herhangi bir maddenin ya da cismin herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan mikro enflasyon Efe sesini kapat Efe. Şöyle parantez açıyorum. Sporlarının bu bölüm kitapta yok, bunu ben yazıyorum onun için lütfen. Ben kenara çekiliyorum, siz yazın. Arkadaşlar, sivilizasyon herhangi bir maddenin ya da cismin üzerindeki ve içinde bulunan tüm mikroorganizmaların, yani tüm mikroorganizma derken bunun içinde bakteriler, virüsler, mantarlar, protozoolar, buna benzer bütün mikroorganizmaların öldürülmesi, arkadaşlar nedir? Üremelerinin durdurulması ve sporlarının da yok edilmesi, yani yok edilmesi işlemine biz ne diyoruz? Sterilizasyon diyoruz. Sporun ne olduğunu yazmış bir çocuklar hocam. Hocam Elif Nazlıger şöyle bir şey yazmış. Yararlı zararlı tüm mikroorganizmaların sporlara dahil yok edilmesi demiş. İşte sporların da ne demek istiyoruz çocuklar? Çok güzel. Tabii ki biz amaç yararlı bakterileri yok etmemek ama sterilizasyonla mecburen hepsini yok etmek zorunda kalıyoruz. Şeyma Erdem tek başına ürediği için demiş. Yaklaşıyorsun Şeyma. Batuhan, spor zorlu ortamlarda hayatta kalabilen kim bu Batuhan? Batuhan diye sürekli hocam bayağı geliyor. Batuhan'cığım çok teşekkür ederim güzel çocuğum. Şimdi mikroorganizmalar arkadaşlar üreme şekilleri var. Ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ama zor koşulları gördüğü zaman kendini kapatarak bir kapsül gibi düşünün. Kapatarak ne yapıyor? Sporla üreme diyoruz biz buna. Kapatıyor ve ona etki etmek zorlaşıyor. O nedenle ortamını tekrar bulduğunda sporla üremeye devam ediyor. Demek ki bu mikroorganizmalarda bir üreme şekli bakterilerde ya da
nedir? Sporla çoğalabiliyorlar. O zaman demek sporlarına biz mesela mikroorganizmaları öldürebiliriz. Üremelerini durdururuz ama sporlarını her zaman yok etmek kolay değildir. Sterilizasyonun farkı işte burada çıkıyor. Hocam şunu belirtebilir miyim? Öğrenciler sürekli niye dersi alamadıklarını söylüyorlar. Bizde gözükmüyor. Çetede nasıl konuşması gerektiğini besinler, lan vesaire kelimeleri sakın yazmasınlar. Çünkü çet başında okuyan hocalarınız güvenlik dalga geçecek şekilde konuşmalar yapmasınlar. Çetede biz okuyoruz. Derse almadık diye bir durum yok. Kendi internetlerinde, telefonlarında bir sorun olduğu için burada gözükmüyor. Gözükmediği için de kimse otomatik olarak kabul edemiyor. Evet. Şimdi çocuklar, siz, tabii ben teknolojiden fazla bilgim yok ama hocamız çok güzel aktardı. Burası bir okul ortamı gibi. Sakın ola biz kafamıza göre gençimize konuşmak, eğitimden uzaklaşmak. Bunlar bizim haddimize değil, disiplin cezası sayılıyor. Bunlar aynen işleme geçiyor. Bazıları alınmadığı için şikayet ediyorlarmış ama bunların eğer ki bizde görülmüyor, görülmediği için onun idareye başvursunlar eğer gerçekten listede yer alıyorsanız. Bu sorun çözülsün ya da sizin kendi bilgisayarınız, telefonunuzdan kaynaklanan sorunlar. Bilgisayar telefondaysa başka bir telefondan tekrar girmeyi denesin. Evet. İnternet varsa, bilgisayar varsa bilgisayar tekrar girmeyi denesin. Tekrar. Sürekli yeni almadığınız gibi de bizi böyle zan altında bırakmadan. Zan altında bırakmadan yeniden deneyin çocuklar. Başka bir telefondan deneyin, başka bir bilgisayardan deneyin ama mutlaka deneyin. Niçin girmediğini, yoksa bizden kaynaklı değil, öyle olsa diğer çocuklar giremez. Bu sizin kişisel sorunlarınızla ilgilidir. Yani ya bir telefonunuzda ya da bilgisayarınızda bir sorun olabilir. Bunları giderin. Onun için hocanıza lütfen böyle değişik güzel laflar yazmayın. Artık büyüdünüz. Nedir? Artık 11. sınıfsınız. Karşınızda çok küçük, alt sınıfta, adolesan çağından daha küçük çocuklar yok diyoruz. O nedenle lütfen dikkatli oluyoruz. Hocamızı da üzmüyorsunuz. Çünkü takip eden de bir hocanız. O nedenle böyle geçmişler işler yapmayın. Evet, sorak bir dersiniz buldunuz. Rica ederim. Bunlar önemli. Eğitimin bir parçası. Bu bir öğretimdir. Ama davranışlarınızı iyiye doğru yönlendirmek de bir eğitimdir çocuklar. Zaman almak değil de doğruya doğru. Sizi doğruya yönlendirmek bizim de işimizdir diyoruz. O da eğitim bir parçasıdır. Dersini kaybetmiş saymıyorum ben burada. Aynen. Çünkü bu da bir derstir. Hayat dersidir. Bir şeyleri öğrenmedir. Davranışlarınızı doğru tutuyorsunuz. Hocamızı üzmüyorsunuz. Evet. Biz dedik ki mikroorganizmaların bir de sporla çoğalma, üreme şansları var. Bu sporlarını bakteriler daha çok zor durumda kaldıklarında kapatıp uygun ortam bulduğunda tekrar üremeye devam ettikleri bir üreme şeklidir. Sporla çoğalma şeklidir. O yüzden biz sterilizasyon yaparken nedir? Mikroorganizmaların sporları da dahil yok etmemiz gerekiyor. Yani biz mikroorganizmaları şöyle görün, öldürülmesi, üremelerinin durdurulması ve sporlarının yok edilmesi de bu işlerin hepsine biz ne diyoruz? Sterilizasyon diyoruz. O Batuhan'a teşekkür ederken bir karışıklık oldu. Batuhan yarın. Batuhan biber. Ne? Batuhan biber. Batuhan biber. 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 Çok teşekkür ederim güzel oğlum. Gerçekten ilgili. Bunlar size biyoloji dersinde öğretildi. Hocam şöyle Ecek İlak şöyle demiş. Hocam tır mikropların öldürülmesi desek olay mı? Hayır. Şimdi biz bak mikropları öldürdük ama öldürmeniz yetmiyor. Ama bunlar üreyebiliyorlar tekrar ortamını bulduklarını. Çünkü kendileri sporla da çoğaltıyor. Ben ne dedim? Öldürdük ama üremelerine devam edebiliyorlar. Sporlarıyla kapanıyorlar. Nedir? Uygun ortamda tekrar çoğalıyorlar. Olaya dar açıdan bakma. Senin dediğini şeyde yapacağız. Biraz sonra dezenfeksiyonu tanımladığım zaman ha öldüreceğiz, üremelerini durduracağız ama dezenfeksiyonda sporlarını yok edemiyoruz. Demek ki en etkili temizleme yöntemi mikroorganizmalardan kurtulma yöntemi neymiş?
sensasyon. Tamam mı? Batuhan Bey şöyle şey demiş. Hocam sporlar bu kadar zorlu şartlara dayanıyorsa nasıl oluyor da sterilize ederken yok edebiliyoruz? İşte bu yöntem burada kullanıyoruz. Onları tamamen yok edebilecek sterilizasyonun özelliği o. Mesela diyelim ki ameliyat edeceğiz, vücut bütünlüğü bozulacak. Eğer ki biz bunları yok etmezsek ne olacak? Mikroorganizma vücut içinde üreme ortamı bulduğu an çoğalacak. O yüzden kullanacağımız malzemeleri ne yapıyoruz? Steril ediyoruz. Tamamen, yani tamamen orada mikroorganizmalardan arındırılmış hale getiriyoruz. Tamam mı Batuhan'cığım? Anladık mı? Artık sterilizasyonu siliyorum, anlamayan var mı, yazmayan var mı? Yazdınız getir. Yazmışlardır. Evet. Bir saat geçti, yazsınlar. Hocam Batuhan Bey, hocam anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu. Evet, ben de siliyorum. Arkadaşlar, bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır. Onun için biz burada ne yapıyoruz? Siz öğrenin, değişik şeyler kazanın, kendinize bilgi edinin diye uğraşıyoruz. Lütfen birlikte devam edelim. İkinci temel kavramlar diye başlığımız olsun da. Evet, sterilizasyonu bitirdik. Asepsi diyelim. Arkadaşlar, asepsi mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasıdır. Biraz önce bahsettik, sterilizasyon yaptığımız yere artık mikroorganizmaların ulaşmasını engellememiz gerekiyor. Bu işlemlerin hepsine de asepsi diyoruz. Yazıyorum, siz de yazın. Asepsi neymiş? Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanması. Yani biz steril ettiğimiz malzemeyi ne yapıyoruz? Tekrar mikroorganizmaların onlara ulaşmalarına engel oluyoruz. Bunun da ne yapıyoruz? Devamlılığını sağlıyoruz. Buna da asepsi diyoruz. Demek ki yaptığımız sterilizasyonu, dezenfeksiyonu korumak zorundayız. Yeni bir terime geçelim, temel kavramlara. Bunlar arkadaşlar şu anda tahtaya yazdığım sterilizasyon, asepsi, bunların hepsi yazacağım bütün bu kavramların hepsi soru olarak gelir. İçinden ben seçerim onları. Bunu unutmayın. Bunlar sorulur hepsi. Şimdi asepsi. Thank you.
öldürülmesi seksiye bakalım arkadaşlar. Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi ve üremelerinin engellenmesidir. Antiseksi neymiş? Canlı doku üzerindeki, yani diyelim bir yeriniz kesildi, benim şurayı kesmişti, buraya ne yapıyoruz? Canlı doku üzerine veya içine ne yapıyoruz? Mikroorganizmaların ulaşmalarının önlenmesi, pardon, mikroorganizmaların öldürülmesi ve üremelerinin engellenmesini sağlıyoruz. Şuraya da antiseptik diyelim. Artık siz antiseptik kavramını iyice öğrendiniz. Çünkü pandemi sayesinde COVID-19'da ne yapıyorsunuz? Korona hastalığı sayesinde neyi öğrendiniz? Antiseptik malzemeleri öğrendiniz. Antisepsi için kullanılan kimyasal maddeler. Antiseptik maddeleri bana örnek verebilir misiniz çocuklar? Neymiş? Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelerdir diyoruz. Mesela antiseptik bir madde nedir? Bildiğiniz var mı? O kimyasal maddeler nelerdir? Şu anda neler kullanıyorsunuz? Antiseptik malzeme, kimyasal maddeler var mı evinizde? Şu anda kullanıyor musunuz? Hocanıza yazın bakalım. Hocam şöyle, hemen okuyayım. Çok özür dilerim hocam, soralım. Bekle, tamam. Ece Tirraki alkol yazmış. Alkol yazmış, çok güzel. Metehan Akman kolonya yazmış. Kolonyanın içinde ne var? Alkol var, etil alkol içeriyor. Biraz Kamboz'dan alkol yazmış. Alkol. Dezenfektan olur mu demiş. O dezenfektanların adını soruyoruz. Dezenfektanlar kimyasal maddeler içeriyor. Bunlar nelerdir mesela? Arkadaşlarınız yazdı. En önemlisini unuttunuz. Sabun da bunların içinde bir kimyasal maddedir, unutmayın. Sabun, çamaşır suyu bunlar. Tabii biz vücut için kullandığımız zaman neyi kullanıyoruz? Sabunu kullanıyoruz, kolonyayı kullanıyoruz. Ya da diğer etil alkol, buna benzer kimyasal antiseptik maddeler kullanıyoruz arkadaşlar. İlen Cumhur, oksijenli su olur mu demiş. Ya oksijen, su, oksijen çok uçucu bir madde olduğu için çok kısa süreli. Biliyorsunuz bunlar alkol bile kullandığınızda alkolün oranı ne demişlerdir size? Evde kolonyalarınıza bakın. Üzerinde %70 alkol ya da %80 alkol içerir. Çünkü alkol uçucu bir maddedir arkadaşlar. Eğer saf olursa sürdüğünüz an havayla karışık uçucu olacak. Sizde dezenfeksiyonu sağlamayacaktır. Yani antiseptik malzeme özelliğini yitirecek. Biraz nemli kaldığında hemen uçmadığı için o anda ne yapıyor? Mikroorganizmaları denatüre ediyor diyoruz. Yani protein zincirlerini bozup elinizden gitmesinse. Biz mümkün olduğunca bunları çok az kullanmaya çalışıyoruz. Mecbur kalırsa, yani evde değilsek, dışarıdaysak antiseptik malzemeleri kullanıyoruz. Eğer evdeysek antiseptik olarak daha çok sabunu tercih etmeyi istiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü eğer bu kolonya kullanıyorsanız antiseptik olarak bunun uçuculuğunu düşündüğünüz için çok saf olursa, %100 olursa iyi diye düşünmeyin. O zaman olmaz. Uçuculuğundan dolayı kalmayacak ve siz orada
dezenfeksiyonu, antisepsiyi sağlayamayacaksınız. Bu da bir şey, COVID'in yodun yazmış. COVID'den yodun. Kim bu çocuk? Batağımı ver. Batağımı nereden daha iyi? Yani sana Elifnaz Güler aseton yazmış. Yok, asetonu kullanmıyoruz. Aseton zehirleyici bir madde. Biliyorsun batikon yazmışlardır. COVID'in yodun yazdıkları işte yerde batikon diyoruz diğer bir adında onu. Batağımı ver. O zaman etin alkol. Dördüncü amonyum tuzları olur mu demiş Batuhan. Harikasın. Batuhan lütfen bu kadar fazla bilgi beni yoracaksın sen. Batuhan yapma böyle. Mertkan Bozdoğan tiner olur ama demiş. Bak sevgili Mert'in tineri çözücü olarak kullanıyoruz. Hayır. Tabii ki çözücü olarak kullanıyoruz. Çünkü onlar tehlikeli maddeler. Kanserojen maddeler öyle gelişi güzel kullanmıyoruz. Onlar bir öğrenciler için bir tercih evet. Evet, onlar olunca biz ders anlatmasak da olurmuş demek ki. Çünkü insan istiyorsa bilgiyi her yerde edinir. Neymiş arkadaşlar, bilgiyi istiyorsa. Çünkü sizin kafanızı açıp içine bilgi doldurmanız mümkün değil. Bir kere istekli olacaksınız, o bilgiye ulaşmak isteyeceksiniz. Biz de burada onları size aktarabilmek, yardımcı olmak için varız. Özünde en iyi olan sizsiniz. Biz sadece sizi biraz itekleyip destek oluyoruz. O kadar. Evet. Gelelim ikinci önemli terimimize. Dezenfeksiyon. Güzel çocuklar değil mi hocam? Evet. Böyle olunca da biz tekne güzelden mutlu oluyoruz. Ama bu seneki 11'lerimiz gerçekten çalışkanlar. Geçenki onlarımızdan biliyoruz. Çünkü onlar 11'e geçti. O bir okuldan gelen arkadaşlarımız da öyleymiş. Gerçekten genel yapı olarak çoğunluk diyelim. Gayet iyi öğrenmeye açık çocuklar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz öğretmenler, çocuklar böyle öğrendikçe mutlu olarak sanırız. Ben mutluluğu öyle buluyorum. Çocuk öğrendiği zaman o gün ben mutluyum demektir. Evet. Şimdi dezenfeksiyon. Sterilizasyon tanımı neydi arkadaşlar? Kim hızlı yazacak? Ben bir bekleyeyim. Ve sterilizasyon şeyini, tanımını en hızlı hocamıza kim yazıp verecek? Hocam bütün öğrenci yazmış ama ben ilk yazanı söyleyeyim size. Hocam aşağıyım. İlki bulmaya çalışıyorum. Evet. Bayağı yazar hocam. Batuhan birer şey yazdı. Mikroorganizmaların sporlara dahil yok etme. Yani sporlar dahil yok edilmesi. Metehan Akman yazmış. Mikroorganizmaların bakteri sporları hariç yok edilmesi. Elif Nazım de. Hariç diyen kim? Onu bak, onu uyaracağız. Hariç Batuhan birer yazmış. O başta dahil yazmıştı. Onun ilk açıklamasında da öyle yazmış hocam. Arkadaşlar. Hariçle dahili karıştırmayın. Şimdi dahil dediğimiz zaman onu da yok edeceğiz. İçinde demek. Yani bir şeyi yok ediyorsak o da içinde. Hariç dediğimizde o dışarıda kalıyor. Onu yok edemiyoruz anlamına çıkıyor. Sakın karıştırmıyoruz kavramları. O zaman sporları da dahil diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Sporları da dahil yok edilmesi işlemine diyeceğiz. O zaman dezenfeksiyon tanımında neyi gösteriyor? Cansız maddelerin ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların bakteri sporları hariç, siz bunu tanımını yazdıysanız hariç, evet yok edilmesi veya üremelerin durdurulması işlemidir. Bazıları şeyi yazdı o zaman, hem sterilizasyonu batan hem de dezenfeksiyonu yazdı gibi geliyor bana. Şimdi anladım ne demek istediğim. Evet hocam öyle demiş. İkisinin de tanımını yazdım ben. İkisinin tanımı ben şimdi çözdüm senin. Onun ne demek istediğim. Ben sterilizasyonu sormuşum. Sen dezenfeksiyon. Benden hızlı gitme. Hocam yaşlı diye benden hızlı davranma şimdi. Olmadı. Hocam Fokan Yeni şey demiş. Spor dahil yok edilir de mi demiş. Hangisinin tanımını sor ona o zaman. Tamam. Hocam size diyorlar ki ne yaşlısı daha yenisiniz. Ay teşekkür ederim çocuklar size bir şey ısmarlarım. O zaman ben dezenfeksiyonu siz yazın. Biz buradan anlattık.
Son bir dakikamız kalmış. Orada bir dakika da yazalım. Bakıyor ki aramızdaki en genç sizsiniz demiş. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi dezenfeksiyon nedir çocuklar? Baktığımızda cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporları hariç parantez içinde yok edilmesi ve üremelerin durdurulması işlemidir. Demek ki biz bakın burada ne yaptık? Hem mikroorganizmaları öldürdük, üremelerini durdurduk ama sporları hariç, hariç kelimesi dışarıda yani ona etki edemedik. Sporlarına etki edemedik diyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet, çok teşekkür ederim. Siz bunları ne yapıyorsunuz? Bu kelimelerin anlamlarını çıkarır. Haftaya devam ederiz. Dinlediğiniz için güzel katıldınız. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Kuralımız neydi? Bunu unutmuyoruz. Maske dışarı çıkarken hem ailemizi, hem kendimizi, hem ülkemizi, devletimizi de korumak, dünyayı korumak zorundayız. Sadece bireysel değil bu hastalık. Maske, mesafe. Mesafe ne olmalı arkadaşlar? Ve hijyen. Hijyen nedir? Batuhan hijyen nedir? Ece nedir? Açeke nedir şey hijyen? Hijyenin tarihçesini araştırın bana. Evet, mesafe ne olmalıdır? Dersi bitireceğim çünkü. Nina 1,5 metre demiş. Evet, en az 1,5 metre. Çok teşekkür ederim. Bunlara dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.